Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel füme rengi bir ipim var onunla çıkartacağım. Şöyle göstereyim orta kalınlıkta bir bebe yünü. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimin şöyle salaş güzel bir görüntüsü olmasını istediğim için 4 numara şiş kullanıyorum. Siz de ipinize uygun şişinizi tercih edebilirsiniz. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci ilmeğimi bu şekilde aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayıp modelimizi kurabiliriz şöyle kısa bir anlatım yapacağım ben hemen sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım lastiksiz yapacağım ben arkadaşlar sizde Lastiksiz de yapabilirsiniz. İstediğiniz lastiği de altına uygulayabilirsiniz. Eğer lastiksiz yapacaksanız bu ilk sırayı başla ilmek çıkarmayı biraz sıkı yapmayın. Gevşek yapın daha güzel duracaktır. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Bütün ilmeklerimi şu şekilde ters örüyorum modelimin ön yüzüne geçmek için. Yani bir sıra zemin hazırlıyorum. Lastik yapmadığım için bir sıra bu şekilde zemin hazırlıyorum. Daha sonra örgümün ön yüzüne geçeceğim ve modeli kurmaya başlayacağız. Modelimiz iki sıradan oluşmakta. Güzel ve kolay bir model. Şöyle sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arka yüzündeydik. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şu şekilde bir kez doladım ilmeğimi. Şöyle iki ilmeğimi bir toplayarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm. Şu şekilde bir kez doladım iki ilmeğimin ikisini bir şöyle düz ördüm birinci ilmeğimi bir kez daha ördüm ve şişimden çıkardım bu şekilde bir kez doladım iki ilmeğimi düz ördüm birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım önce bir artırma yapıyorum daha sonra iki ilmeğimi düz örüyorum bir alarak birinci ilmeğimi tekrar düz örüp şişimden çıkartıyorum önce bir artırma yapalım daha sonra iki ilmeğimizi ikisini bir düz örelim birinci ilmeğimizi tekrar düz örelim birinci sıra ön yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemi yaparak devam edelim dediğim gibi modelimiz iki sıradan oluşmakta Ön yüzünde hep bu işlemi yapacağız. Şöyle. Arka yüzünde de yapacağımız işlem farklı. Ama arka yüzünde hep o şekilde devam edeceğiz. Evet, iki ilmeğimi de ördükten sonra kenar ilmeğimi şu şekilde düz olarak ördüm. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında şöyle bir artırma yaptım. İpi kendimden tarafa aldım. Bu 3 ilmeğimi ters örerek topladım. Önce 1 artırma yaptım. Şu şekilde. Daha sonra bakın 1, 2, 3. Aradaki artırma ile beraber 3 üç ilmeği üçünü bir ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. önce bir artırma daha sonra bu üçlü grubun üçünü bir ters örerek toplayalım. Bir artırma üçlü grubu üçünü bir ters örerek toplayalım. 1 kez artırdım. Üçlü ilmeğimin üçünü bir ters örerek topladım. Sıra sonuna kadar da bu şekilde devam ediyoruz. Yani modelimizi bir kez kurmuş olduk. Dediğim gibi model iki sıradan oluşmakta. Yapacağımız işlem bu arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle devam ediyor. Şöyle tabi ilerledikçe model kendini gösterecek güzel modellerden. Bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Şu şekilde bir kez artırma yaptım. Daha sonra bakın sıradaki ilmeğin ve arkadaki ilmeğimi alarak düz ördüm. şişimden çıkarmıyorum. Öndeki birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir artırma yaptım. Sıradaki. 2 iki ilmeğimin ikisini bir topladım şöyle daha sonra birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm modelin ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz şöyle bir kez şu şekilde doluyorum. Bakın şöyle alarak. Daha sonra bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeğimi ikisini bir düz ördüm. şişimden çıkarmadan birinci ilmeğimi tekrar düz örerek şişimden çıkardım ilmeklerimi. Bir kez artırma yaptım. İki ilmeğimi toplayarak düz ördüm. Birinci ilmeğimi tekrar düz ördüm. modelin ön yüzünde işlemlerimiz bu yapacağımız. Sıra başında şurada artırma yapmıştık önce daha sonra kesme işlemi yaparak devam etmiştik. Şimdi bu iki ilmeğimi ördükten sonra artırma işlemi yapmıyorum ve şu şekilde kenar ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bir tarafta artırma yaptıysak sonunda yapmıyoruz. Modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir kez doladım. Şişimi, ipimi bir kez doladım. Sıradaki bakın grup halinde 1, 2, 3 ilmeğim var. İpimi öne aldım. Bu 3 üç ilmeğimin 3'ünü alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Bir kez doladım. Sıradaki 3 üç ilmeğimi 3'ünü 1, Ters örerek topladım. Bir artırma yaptım. Sıradaki üç ilmeğimin üçünü bir alarak topladım. Şöyle yavaş yavaş yapıyorum. Yeni öğrenenler için elimi takip etmeleri yeterli. Evet arka yüzünde de bu şekilde ördük ve sıra sonuna geldik kenar ilmeğimi de ördüm modeli iki kez kurmuş olduk bakın modelimiz gayet güzel şöyle gösterişli bir model ajurlu modellerden şöyle yakından göstereyim Tabii ki model ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model ee, bir daha önce yapmış olduğum bir parçam var onu göstereyim size bunu da daha önce yaptım size göstermek için ilerlemiş hali de bu arkadaşlar bunu beraber yaptık iki kez kurduk bunu da daha önce yapıp hazırladım şöyle siz sizin şöyle görmeniz için modelin ilerlemiş halini şöyle yakından gösteriyorum bakın arka yüzü de bu şekilde İstenirse iki yüzü de kullanılabilir. Bakın arka yüzü de gayet güzel, düzgün bir görüntüsü var. Aynı yüzden de aynı şekilde. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Bu modelden yelek yapabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde yazlık iplerle yani koton, merserize ipler kullanarak şöyle salaş daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Ben aynı ip ve yine 4 numara şiş kullandım bu büyük parçayı yaparken de. Sizler ipinizden daha kalın şişler kullanabilirsiniz. Şöyle daha görüntüsü şöyle salaş olan bir model çıkartabilirsiniz o şekilde yaparsanız. Evet. Gayet güzel ve kullanışlı bir model arkadaşlar. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Beni de buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.